Günaydın arkadaşlar. Dün yani şaka maka bayağı yorulmuşuz. Ama değilsin olsun. Şimdi de annemle kahvaltıya gidiyoruz. Görüşürüz. Ya olmuş bize bir şey söyle mi? Sesi. Evet. Seninkin bir tanesi ayaklıydı değil mi? Tekrar şey. Kaç emiş? Olan vardı bir tane hafif eğik küçük dedin. He. Dedin iyi olsun dedin. He. Yok şu. Ama onlar şimdi bayağı küçük görüntü. Hı? Sorarız onu da yani hep şey yuvarlak çalıştığımız için. Evet. Ha onu soruyorum. Koyuyorum. İki tane var bende. Siz böyle sadece yuvarlak şey yapabiliyor musunuz? Sade yuvarlak. Yüz yuvarlak. Bir sonra getirelim. Şu büyükle şunu. Ne? Hangisi? Aa maşallah. Keşke bizimki de o kadar büyüse. Bak şundan yok bizim. He bak ondan yok öyle. Şundan ama var. Bu da kendini geliştirmiş. Yani. Bak şurada bizde bizim var. Benimki daha değişik. Bu biraz daha... Beni alıyorum. Ondan olmuyor. Aha bir yemeğe bile başladı. Ekmeği taklası falan yapmıyor. Seti. Ablam kendime kahvaltı seti yapacak ahşaptan. Evet. Gördüğünüz gibi bizim evin hemen. Zeytin koyabilir, her şey koyabilir. Aynen. Bizim evin tam çaprazında kalıyor. Ve tepsimi de aldım gidiyorum. Bak tepsi de aldım. Çok güzel değil mi? Çok hoş. Yani şöyle orta sehpalarınıza bile mum vesaire koyduğunuzu düşünün. Çok şık. Resmen benim orta sehpamla aynı olması peki çizgisinin. Arkadaşlar ben şimdi arkadaşıma kahveye gidiyorum. Görüşürüz. Bu şekilde etek kazak giydim. Oversize tabii ki de. Annem hiç sevmiyor bu arada. Benim annem benim bol giymemi. Ama ben gerçekten kendimi içinde rahat hissettiğim için bol giyiyorum. Ama annem hiç sevmiyor. Buradan da izliyorsa kesin sinir olmuştur. Yine boss bol kazak mı giydin diye. Ama bilmiyorum ben böyle bu tarz salaş daha çok kendime yakıştırıyorum ve daha çok seviyorum. Benim için önemli olan şıklık ama rahat bir şıklık. Yani böyle çok kendimi sıkacak şeyleri hiç sevmem. Bu da küçük bir benim hakkımda bilgi olsun. Görüşürüz. Bu aralar hava güzel gidiyor. Çok şükür. Çok istiyorum. Eğer istersen. Bol su. Elleri dardayıp koyuyor yere alalım. Bol su. Günlük 2 litre. Tamam mı? Tamam mı? Babaanneciğim ben canlıyım. Ben verebilir miyim ki? Damacana aldım ben de bir tane 2 litre. O olunca çabuk yani kolay daha kolay içiyorum suyu. Daha içilebilir hale getiriyor. Normalde bardaktan asla su içemem. Unuturum. 2 gün falan susuz kalırım yani. Buradan buraya koy. Bismillah. Bir çiçek getirdim. Bu çiçeklerle bal olabilirsiniz. Ne var? Ne var? Ablam bir çiçek getirdi.
Ama içinde var daha. Bak. Evet. Şimdi ben arkadaşımdan sonra toz almaya gidecektim ama tozlarımı almadım, çamaşır tozumu. Şimdi hem yemek için birkaç malzeme alacağım hem de tozu almaya gidiyorum. Gitme, gel. Gel buraya. Gel buraya, gitme. Gitme, dur. Sizin mi bu? Şey, köpek sizin miydi? Dur, dur Charlie. Bu köpek sizin miydi? Evet, benim bu. Ne zamandan beri? Doğduğumdan beri. Bu bir kere... Tamam. İyi günler abi. Sağ ol, teşekkür. Charlie ile karşılaştık. İnanabiliyor musunuz? Charlie ile. Selam arkadaşlar. Görüntü kalitesi bir tık düşük olabilir çünkü ön kameradan çekiyorum. Pardon. Sabitleyebilirsem sizi çaydanla tamamdır. Şu şekilde bebek taşır gibi, daha doğrusu torba taşır gibi geldim. Çamaşır tozu aldım. O bitmişti. 6,5 kiloluk böyle Persil A101'den 175 liraya aldım. Güzeldi bence. Bir de hediye aldım. Önümüzdeki zamanlar birisine gitmeyi düşünüyorum. O da yeni evli. Göstersem böyle buradan görmüş olur gerçi. Sürprizi bozulmasın. Ona bir hediye aldım. Ev hediyesi. Bunu göstermeyeyim. Çok güzel bir şey. Bana göre. Manava uğradım. Şöyle domates, maydanoz ve limon aldım ama limonu A101'den aldım. Asıl sebebim bunu almaktı. Domates, maydanoz almak. Çünkü geçenki kalan kavurmayı ben buzluğa atmıştım. Onu da şuraya çıkarttım çözülsün biraz diye. Tavada biraz onu ısıtacağım. Dürüm yapıp onu yiyeceğiz. Akşam yemeği olarak ekmek aldım. Ekmek arası yapmak için. Bulaşık süngerim eskimişti. Bulaşık süngeri aldım. Şöyle 1 kiloluk süzme peyniri aldım. Biz süzme peyniri seviyoruz. 1 kiloluğu 91 liraydı. 500 gramı 61 liraydı. O yüzden mantıklı geldi. Bunu aldım. O da dedim ki domatesi yemeğe koyacağım. Kahvaltılık domates olarak ben bunu tüketiyoruz genellikle. Hem daha uzun ömürlü oluyor hem de tadını beğendiğimiz için. Ayranı da ben hemen bunda yapıyorum. Çok pratik oluyor. Benim mayaladığım geçenki yoğurttan yapacağım. Bir kere daha yaptım. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel tutulmuş. Biz ayranı tuzlu seviyoruz. O yüzden tuz koyacağım. Şöyle bir yemek, bir tatlı kaşığı dolusu tuz.
kaynağımız hazır. Şey yaparsın. Yedin mi 5-6? Bir tek turşu eksik. Turşu alacaktım. Abi, unutmuşum. Ama ben koydum. Köleydin ya oğlum onu. Bıçak getireyim mi? Hani tost makinesine basıyordun sen? Basayım mı? Oğlum. 2 dakikada basarım basmamı istiyorsan. Yo sen basmayı istiyor ya. Basarım. Basarım değil. İstiyorum. Git bas gel tamam, hadi. Tamam basıp gelip. Ve istek üzerine tosta da basıldı. Selam arkadaşlar. Şimdi siz ne yaptınız derseniz bir açıklama yapayım. Can Suyu Derneği'nin Elsa Vakiki ile kendi aralarında bir anlaşması olmuş. Böyle outlet ürünleri vermişler dağıtalım diye. Bunları ortaokul çocuklarına ve lise denge okullara ihtiyaç sahiplerine göre önce okullara gidip müdürden böyle isim alacağız. Yani ihtiyaç sahiplerine. Onlara göre liste yapacağız. Ondan sonra da yaşa göre poşet poşet kategorileştirileceğiz. Şimdi ne yaptınız derseniz sadece cinsiyete göre ve alt üst olarak ayırdık. Mesela sadece pantolon erkek. Şurası. Sadece erkek üst. Mesela o ikisi. Bunlar bu taraf tamamen kız. Kızlara göre daha çok şey var. Pantolon, alt, üst, yine çocuklara göre vesaire. Biz bunları bu şekilde ayırdık. Dediğim gibi ihtiyaç sahiplerinin listesini alınca da daha böyle kişiselleştirip poşetlere koyup dağıtacağız. Bugün böyle kaba...